Ben bundan 3 sene önce arkadaşım Yaşar'ın kız arkadaşı tarafından iftiraya uğradım. İftiraya? Evet. Ne yaptı sana? Beni çok kötü sıkıştırdı. İftira attı. Yani ben kimseyi anlattığımı da inandıramadım. Yani ne yapacağımı bilemedim zaten. Çok sıkıştım o durumda. Şimdi baştan anlatalım mı Ege? Yakın arkadaşının kız arkadaşı tarafından iftiraya uğradı. Evet. Nasıl oldu bu? Ona gittiğim zaman bana Azra'dan bahsetti. İşte okulda biri var, görüyorum. Çok hoşuma gidiyor kanka falan böyle. Anlattı. Ben de merak ettim tabii, o kadar yakın arkadaşım, can dostum o kadar anlattı. Dedim, kim bu kız? Kim olabilir acaba? Hı hı. Öyle bir konuşma geçti. Öyle bir konuşma geçti. Merak ettin Azra'yı. Evet. Azra'yı da tanıdın orada. Azra'yı orada tanımadım. Hı. Yok. Şöyle, bir gün beraber kantinde otururken uzakta baktık, diğer masada Azra oturuyor. Hı. Dedi ki bak, benim kız arkadaşım dedi, beğendiğim kız dedi, Azra bu. Hı. Baktım böyle uzaktan. E dedim, gitsene yanına konuş dedim, bir şeyler söyle. Hı. Tabii bizimki biraz içine dönük böyle, çekingen bir çocuk Yaşar. Olabilir. Konuşamadı, gidemedi. Dedi ki yok şimdi gitmeyeyim falan. Daha sonraya kaldı. Orada konuşamadılar. Sonra ben dedim arkadaşım birinden hoşlanıyor, seviyorsa onları tanıştırmam lazım. Yani bir şekilde bunları buluşturmam lazım, görüştürmem lazım. Okulun etkinliklerine bakmaya başladım. Ha, onların böyle sadece beğeniyor kızı. Evet, daha konuşmamıştı o zaman. Allah Allah. Ha. Sonra okulun yaptığı etkinliklere, aynı zamanda kendi okulumun da etkinliklerine bakıyorum. Gidip geliyorum, hepsine katılmaya çalışıyorum. Daha sonra bir etkinlik buldum. Dağ yürüyüşüydü bu. Baktım Azra da ona katılıyor. Yaşar'ı da ikna etmeye çalıştım. Allem ettim, kallem ettim. Sonunda Yaşar'ı ikna ettim. Yaşar'ın ismini yazdırdık. Ondan sonra ben de gitmem lazım. Okuldan diyelim. Ben de dışarıdan bir arkadaşıma rica ettim. Beni de ekledi oraya. O şekilde biz aynı etkinliğe gitmiş bulunduk. Evet. Azra da var. Azra da var. Azra'nın da yakın arkadaşı var. Bu vesile mi oldu yani onların tanışmasına? Tabii benim de gözüm diğer kızda. Dedim beraber olalım. Ha, arkadaşı da benim arkadaşım olsun. Yani. Böyle olur ya genelde. Bölünmesin ikiye iki. Kız arkadaşın yoktu. Yoktu o zaman. Senin de. Evet. Anladım. Anladım. Ondan sonra biz bu dağ yürüyüşüne gittik. İlk günümüz yürüyüşle geçti Ayşegül Hanım. Yorulduk tabii. Akşam döndük. Hava da çok soğuktu yani. Kışın, ayazın. Dedik bir ateş yakalım. Hem romantik bir ortam olsun. Tabii gitmeden biz gitarımızı, marshmallow'umuzu... Bu fikirler benden çıkıyor. Yaşar'dan asla böyle şeyler. Ateşte çevirmeler. Evet. Ha. Yaşar'da çorap var, içlik var. İşte hiç anlamaz böyle romantik şeylerden. Dedik gidelim. Çorap var, içlik var. Ha, ben marshmallow, gitar düşünüyorum. Arkadaş çorap, içlik düşünüyorum. İşte yapı. Evet. Hmm. Ondan sonra gittik, kurduk, ateşimizi yaktık. Diğer arkadaşların da uyumasını bekliyorum ki gitarı çıkartayım. İşte Azda ile kız arkadaşını çağıracağım. Marshmallow var. Biraz romantik bir ortam yaratalım. Baş başa kalalım da istiyorum. Hmm. Tanışmak için, görüşmek için. O şekilde oldu. Ateşimizi yaktık, bekledik. Herkes gitti. Sonra ben Azda'nın yanına gittim. Kız arkadaşıyla beraber onları davet ettim. Dördümüz kaldık. Bir ortam oluşturduk, sıcak bir ortam. Daha sayende. Evet, benim. Daha sonra bu sıcak ortamı dedim biraz renklendirelim, Akdeniz akşamları çalalım. Klasik. Ben, tabii 3-4 parça biliyorum zaten. Yaşar ama her şeyi öğrendi. Her şeyi bilecekmiş o. Bana da soruyorlar bazen yani bunu çalabilir misin diye. Tabii ben bilmediğim şarkıları olunca bir şey söylemem lazım. İşte senin sesin müzikten daha güzel. Ya da gitarımın akortu yok, eski bir gitar bu falan diyorum. Bahaneler uyduruyorum. Çünkü şarkıyı bilmiyorsun. Bilmiyorum, ne yapacağım başka? O şekilde onu tolere ediyorum yani. Ama güzel bir akşam geçirdiniz. Evet, orada tabii şöyle oldu. Ha, esas orada ne oldu? O ne oldu? Ha. Nasıl tanıştılar? Ha. Asıl olay o. Ha, mevzu o. Çadırlar kurulacak. Tabii ben anlıyorum ama o da anlıyor. Yaşar'a dedim ne yapacağız falan böyle bakıyorum, kaş göz ediyorum. Ben hemen az daha gittim dedim ki ben sizin çadırınızı kurarım. Baktım Yaşar'dan bir tepki yok yani. Hiç ilerlemiyor. Bir baktım yanıma Yaşar Abdullah'ın çadırını kuruyor. Yani söyleyebilirdin arkadaşın hani gel bak bu kızla tanışmak için bu geceyi organize ettik. Ya. Sen ne yapıyorsun falan demedin mi? İşte Yaşar çekingen biri.
Ha. Hatta bir kere ben Yaşar'ı işlettim, hiç anlamadı bile. Sinemaya gideceğiz diyor. Çekingen ama adam mühendislik okuyor. Bir matematik kafası vardır. O matematik... Yani zekası hani o anlamda. Ama o olaya çalışmıyor. O kurmuyor mu? Aynen öyle. Sadece ders çalışır evde. Ne oldu? Azra sana nasıl bir iftira attı? Neden attı? Bu olay nasıl oldu? Burayı anlatabilir misin Ege? Evdeyiz bir gün. Akşam. Zor oldu. Evet, düşündüğüm... Hala atlatamadım. Ha yani öyle bir halin var gibi. Sakinle şey yapma yani hani belli bir hala daha yüzünden hissediyorum gözümden o siniri ama. Evde oturuyoruz. Tamam. Azra dedi ki canım çiğ köfte istiyor. Hı. Akşam akşam. Hı-hı. Yaşar da. Evde oturuyoruz derken siz Yaşar. Yaşar'ın evinde. Televizyon izliyoruz. Hı hı. Tabii Yaşar kız arkadaşı olduğu için ben sana ısmarlarım diye telefon açtı. Hı. Ama açan olmadı telefonu. Dedi sokağın başında bir çiğ köfteci var. Gider alırım. Gider alırım dedi. Yaşar çıktıktan sonra eve az daha bir ara ortadan kayboldu. Hı hı. İşte ben de televizyona bakıyorum ona. Hı hı. Yanıma geldi. Dibime oturdu. Neredeyse kucağıma oturacak yani. Ben de bir durdum dedim Azra ne yapıyorsun hani biraz... Şöyle bir mesafeli olalım gibi. Sonra dedi ki sen de istemiyor musun? Aa! Öyleli. Aa benim aklıma öyle bir şey gelmedi ya. Aa! Yani ben de dedim kardeşimin kız arkadaşısın yani. Neyi isteyeceğim, ne yapacağım? Sen neyden bahsediyorsun dedim. Sen beni reddedemezsin demeye başladı. Dedim ne saçmalıyorsun, elim ayağıma dolandı, dizlerim boşaldı, kalktım ayağa, direkt kendimi tuvalete kapattım. Ne kadar zor bir durumdur. Yani benim evim olsa Azra'yı o evden kovacaktım. Tabii, kapı önüne direkt. Ne dedi öyle deyince, sen benim kardeşimin kız arkadaşısın. Vallahi hiç beni dinlemedi zaten, direkt kaçtım oradan. Daha sonra bir kapı sesi duydum. Bir dakika, bir dakika. Ne yaptım dedin, kendini ne yaptın, nereye? Tuvalete kilitledim. Kilitledin. Evet. Ne yapacağımı bilemedim yani. Geldi mi arkandan konuştu mu? Bir seslendi ama ne dediğini bile duymadım o sinirle. Üzüldün, sinirlendin. Yani o kadar kendimi kötü hissettim ki. Kim hissetmez ki? Daha sonra bir kapı sesi duydum. Hı. Yaşar geldi. Hı. Tabii ben de kapı sesini duyunca tuvaletten çıktım. Bir de ne göreyim? Azra üstünü başını yırtmış. Saçını başını dağıtmış. Aa! Dedi ki Ege bana saldırdı. Benle görüşmek istiyormuş. Böyle sürekli iftiralar attı. Bu takıntılı bir kız yani bu. Asıldı bana dedi. Asıldı bana. Kendi yaptığını sana söyledi. Evet sanki ben ona asılmışım. Yani ne kurduysa ne üstünü yaptı? Başını yırtmış. Saçlarını dağıtmış. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Yani... O saatten sonra Yaşar beni dinlemedi zaten. Yaşar'a söylüyorum beni dinle. Daha benim konuşmama fırsat vermeden bir tane vurdu bana. Yumruk yumruğa kavga ettik orada. Ay. Azra'ya bağırıyorum. Azra beni tabii o durumda Azra'ya bağırdığım için Yaşar daha çok sinirleniyor. Bu sefer suçlu konumuna düşüyorum. Bu olay yaşandı. Sonra siz evinden çıkıp gittiniz herhalde. Evet. Yaşar. Evet. Görüştünüz mü sonra? Yani ben onu 3 ay boyunca aradım ama sanırım Azra ya da o bilmiyorum artık. Ben Azra diye düşünüyorum ama beni engellemiş ve telefonlarım sürekli meşgul çaldı. Aşkım. Yani hiçbir şekilde ulaşamadım. Hatta yanına gitmeye çalıştım. Beni gördüğü zaman yüzüme bile bakmadı. Yani... Aynı durumda olsan ne yapardın? Yani en azından bir dinlerdim, bir konuşmaya çalışırdım ama Yaşar hiç oralı bile olmadı. Ama hak da verdin değil mi? Hani birden böyle bir şey söylüyor. Hak verdin derken tabii ki senin başına gelmiş rezalet bir durum, korkunç bir olay. Yani insan düşünsene haklı olduğunu söyleyemiyor, dile getiremiyor, ispatlayamıyor. Korkunç bir şey. Ama bir taraftan da düşünsene o halde görüyorsun sen kendi kız arkadaşını düşün. Öyle evet. Görüyorsun. Yani kız arkadaşını... Tanıyamamak da çok kötü yani. Azra'nın bu takıntılı olduğunu Yaşar bilmiyordu tabii ki. Nasıl inanacağız biz sana Ege? Ayşegül Hanım benim bir kanadım var. Ha var. Evet.
Ben bir telefon... O güne dair mi? Yok. Hayır. Değildir. Ha. Daha sonrasında Yaşar'a ulaşamadım ama bir şekilde Azra'ya ulaştım. Hah. Bir telefon görüşmesi yaptım ve Azra orada her şeyi tek tek bir bir söyledi. Ama... Bunları da eski bir kasete kaydettim. Aa, kaydettin. Evet. Bu kaset Ayşegül Hanım. Bilerek eski bir kasete kaydettim. Alabilir miyim? Tabii ki. Bunda ses kaydı var yani. Evet, buna kaydettim. Çünkü dijital bir şey kaydetseydim montaj olabileceğini düşünebilirdim. Ama eski bir şey kullandığım zaman montaj olmayacağını anlayacak. Benim nostaljik şeyleri sevdiğimi de bildiği için bunu ona verdiğinizde benim verdiğimi tekrardan fark edecektir.